Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuz 5. sınıf fen bilimleri 5. ünite. Bu videoda ışığın yayılması, yansıması, madde ile karşılaşması ve tam gölge konuları üzerinde detaylı şekilde animasyonlarla duracağız. Önceki videomuzda 4. ünite madde ve değişim konusunu detaylı şekilde öğrenmiştik. Bu videoya sağ üst köşedeki karttan erişebilirsiniz. Birinci bölüm olan ışığın yayılmasıyla başlayalım. Işık Isı ve elektrik gibi bir enerjidir. Bir madde değildir arkadaşlar. Bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları her yöne doğrular boyunca yayılır. Gençler eğri yamuk bir şekilde değil. Bakın doğrusal şekilde yayılıyor ışık. Işık ışınlar çizilerek gösterilir. Ve ışınların önüne bir engel çıkmadığı sürece ışık arkadaşlar ilerlemeye devam eder. Işın nedir peki? Işık ışınları arkadaşlar gerçekte yoktur. Işığın izlediği yolu göstermek için kullanıyoruz ışını. Ucunda ok işareti olan çizgiye ışın diyoruz. Işık boşlukta yayılır. Ses gibi maddesel bir ortama ihtiyaç duymaz. Yani uzay dev bir boşluk. Burada güneş ışığının, diğer yıldızların ışıklarının yayıldığını görüyoruz. Işık saydam ortamlarda yayılır. Yani saydam ortamlar nedir? Hava, su ve cam. Bunlardan geçer. Buralarda yayılır arkadaşlar. Bakın burada camdan ışık demetlerinin, ışık ışınlarının odaya yayıldığını, geçtiğini görüyoruz. Burada yine bakın ışık arkadaşlar havadan, hava saydam bir ortam. Havadan arkadaşlar geliyor. Yine cam bir saydam ortam, camdan da geçerek oda içerisine giriyor, yayılıyor. Havada yine ışığın yayıldığını görüyoruz. Su yine saydam bir ortam demiştik. Suda da ışık arkadaşlar yayılabiliyor, sudan da geçebiliyor. Işık yayılırken doğrusal olarak yayılır. Yani ışık ışınları arkadaş bu şekilde dümdüz bir şey çizilir. Yamuk şekilde yayılmaz. Bunu nereden anlayabilir? ışığın doğrusal olarak yayıldığını günlük hayattan birçok örnek verebiliriz. Parçalı bulutlu havalarda ya da güneşin arkadaşlar akşamları batarken, sabah doğarken arkadaşlar güneş ışınlarının bu şekilde doğrusal şekilde yayıldığını görebiliyoruz. Orman içerisine gelen güneş ışıkları doğrusal şekilde geliyor. Deniz tabanına ulaşan ışık ışınlarında. Sahne spot lambalarının arkadaşlar bakın yayılımından ışığın doğrusal olarak yayıldığını görüyoruz. Araba farlarında yine görebiliriz bunu. Araba farlarında arkadaşlar karşıyı ne yapıyor? Dümdüz aydınlatıyor. Mum ışığının arkadaşlar etrafa yayılması doğrusal şekilde gerçekleşir. Çünkü ışık tamamen doğrusal olarak yayılır. El fenerinden çıkan ışık ışınlarının yayılması, deniz feneri, stadyum projektörleri. Bu deneyler de yine sınavlarda çok karşınıza çıkabilir. Bir lambaya ya da mum alevini arkadaşlar yamuk bir boruyla baktığınızda göremezsiniz alevi veya da ışığı. Fakat düz bir boruyla baktığınızda görebilirsiniz. Bu da yine ışığın doğrusal olarak yayıldığını bize kanıtlıyor. Tam gölge, güneş ve ay tutulmaları ışığın doğrusal olarak yayıldığını ispatlayan diğer örneklerdir arkadaşlar. Şimdi ışık kaynaklarına bakıyoruz. Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere iki gruptur. Doğal ışık kaynakları arkadaşlar adı üzerinde yani doğal ışık kaynakları insan eliyle yapılmayan güneş, yıldızlar, yıldırım ve şimşek, fener balığı, ateş böceği, ışık saçan deniz anaları, ışık saçan planktonlar. Aurora dediğimiz arkadaşlar kuzey ışıkları doğal ışık kaynağıdır. Kuzey ışıklarını özel İskandinav ülkelerinden Norveç, İsveç gibi ülkelerden izlenebiliyor. Yanardağlardan püsküren lavlar doğal ışık kaynaklarıdır. Şimdi de yapay ışık kaynaklarına bakıyoruz. Yani insan eliyle yapılan ışık kaynakları bunlar. Meşale, el feneri, ateş, gaz lambası ve ampul arkadaşlar yapay ışık kaynaklarıdır. Birinci bölümü bitirdik. İkinci bölümde ışığın yansıması konusuna bakıyoruz. Işık arkadaşlar yüzeyin cinsine bağlı olarak bazı yüzeylerde yansımaya uğrayabiliyor. Bazı yüzeylerde ise geçip gidebiliyor. Mesela burada Ördeğin görüntüsünün sudan net bir şekilde oluştuğunu görüyoruz ya da aynada oluşan görüntümüz, camda oluşan arkadaşlar görüntüler. Ama bu kağıda baktığımızda arkadaşlar bir görüntü oluşmadığını görüyoruz ya da duvarda. Yansıma arkadaşlar ışığın geldiği ortama geri dönmesidir. Mesela burada ışık arkadaşlar havadan suya geliyor, sudan yansıyıp ne yapıyor? Havaya tekrar geri dönüyor, bulunduğu ortama geri dönüyor. İşte bu olay yansımadır. Cisimleri görebilmemiz için ışığın yansıması gerekiyor. Mesela ayı görmemizin sebebi güneşten aldığı ışığı yansıtmasıdır. O cisimden bize ışık yansıması gerekiyor ki biz o cismi görebilelim. Bir cismin görülebilmesi için ışık kaynağı olmalıdır. Işık kaynağı olmayan yerler karanlık olur. Yani arkadaşlar aya baktığımızda yeni ay evresinde göremiyoruz. Çünkü yeni ay evresinde dünyaya bakan yüzü Işık almadığından dolayı Güneş'ten göremiyoruz. Işık kaynağı olan yerleri görebiliyoruz ama dolunay evresinde tam olarak görmemizin sebebi dünyaya bakan yüzünün Güneş'ten tamamen ışık alması ve aydınlanmasıdır. Işık kaynağından çıkan ışık ışınları cisme çarpar ve gözümüze gelir ve biz cismi görürüz. Işık koyu renkli yüzeylerde soğurulur ve de yansıma olmaz. Soğurulma nedir? Yutulma, emilim demek. Koyu renkli yüzeyler ışığı soğurur, yutar ve yansıma olmaz arkadaşlar. Yansıma parlak yüzeylerde gerçekleşir. Evet, ışık parlak yüzeylerde yansır. Şimdi de yansıma kanunlarına bakalım. Yansıma belli kurallara ve kanunlara göre gerçekleşiyor arkadaşlar. Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlem üzerindedir. Düz bir arkadaşlar çizgi oluşturuyoruz. Bakın buraya düzlem diyoruz. Bunu dikey olarak da çizebilirsin arkadaşlar. Yatay olarak da gösterebilirsin. Sorularda farklı şekilde karşına çıkabilir. Burası arkadaşlar düz bir yer olacak yani. Bu düzlem üzerinde arkadaşlar bakın buraya bu kesikli çizgiye yani yüzeye düzleme 90 derecelik açıyla çizilen bu çizgiye normal adını veriyoruz. Bunun adı normal. Gelen ışın arkadaşlar bakın bu düzlem üzerine gelen ışın Buna gelen ışın diyoruz. Buna da arkadaşlar yansıyan ışın diyoruz. Bakın bunların normal gelen ışın ve yansıyan ışın aynı düzlem üzerinde bulunuyor. İkinci kanunumuz gelme açısı ve yansıma açısı birbirine daima eşittir. Arkadaşlar gelme açısı gelen ışın ile normal arasında kalan bölgedir. Buradaki açıdır. Buna gelme açısı diyoruz. Yansıma açısı ise yansıyan ışın ile normal arasındaki açıdır. Bu ikisi daima birbirine eşittir. Burası 40 derece ise burası da 40'tır. Burası 50 ise burası da 50'dir. Sorularda size şaşırtma olarak arkadaşlar. Mesela burayı verecek 40 olarak. Burasını da arkadaşlar bulmanı isteyecek. Sen burayı 40 görünce buraya atlamayacaksın 40 olarak. Burası 40 derece ise eğer bakın buradan Normale kadar olan açının toplam değeri nedir arkadaşlar? Derecesi 90 derecedir. Eğer burası 40 derece ise 90'dan 40 çıkaracaksın, burayı 50 olarak bulacaksın. Gelme açısı 50 derecedir diyeceksin. O zaman yansıma açısı tabii ki 50 derece olur. Düzlem ile gelen ışın arasındaki açı arkadaşlar burada yansıma bakın bu da yansıyan ışın ile düzlem arasındaki açıyla da eşittir. Yani bura 40 ise burası da 40'tır. Bura 50 ise burası da 50'dir. Dikkat edelim. Normal üzerinden gelen ışın aynı yoldan geri döner. Yani buradan 90 derecelik açıyla gelen bir ışın yine aynı yoldan geri döner. Animasyonda da gördüğümüz gibi arkadaşlar gelme açısı ve yansıma açısı birbirine eşittir. Bu gelen ışın bu da yansıyan ışındır. Bu kesikli çizgide normaldir, yüzeye 90 derecelik açıyla çizilir. Şimdi arkadaşlar düzgün ve dağınık yansımaya bakıyoruz. Yansıma iki türlü gerçekleşir. Yüzeyin cinsine bağlı olarak düzgün ya da dağınık şekilde olur. Düzgün yansımada arkadaşlar birbirine paralel gelen ışınlar paralel olarak yansır. Düzgün yansıma için yüzey pürüzsüz olmalıdır. Pürüzlü yüzeylerde dağınık yansıma olur. Pürüzsüz yüzeylerde düzgün yansıma gerçekleşir. Düzgün yansımada cismin görüntüsü oluşur ve cisim arkadaşlar aynı şekilde ve büyüklükte görülür. Mesela burada arkadaşlar parlak bir cam yüzeyi görüyoruz. Burada ağaçların görüntüsünün ya da karşıda bulunan her türlü cisim neyse görüntüsünün aynı büyüklükte ve netlikte olduğunu görüyoruz. Düzgün alüminyum folyoda, aynada, durgun suda Düzgün yansıma gerçekleşir arkadaşlar. Manzara fotoğraflarında bunu sıkça görürüz. Bakın görüntünün arkadaşlar aynı şekilde ve büyüklükte gerçekleştiğini görüyoruz. Parlak kağıtta, cilalı tahtada, yine pürüzsüz mermer yüzeylerde düzgün yansıma gerçekleşir. Bunlarda net görüntü oluşur. Dağınık yansımaya bakıyoruz. Dağınık yansımada birbirine paralel gelen ışınlar dağınık bir şekilde yansıyor. Dağınık yansımada yüzey pürüzlüdür. Düzgün yansımada pürüzsüzdür. Dağınık yansımada cismin görüntüsü net oluşmuyor ve cisim farklı şekillerde ve büyüklüklerde görülüyor. Bakın burada ördeğin arkadaşlar dalgalı suda görüntüsü farklı şekillerde ve net bir şekilde oluşmuyor. Farklı şekillerde oluşuyor. Yine buruşmuş alüminyum folyo, dalgalı su bunlarda dağınık yansıma gerçekleşir dalgalı su görüyoruz. Görüntü bulanık bir şekilde. Ve bir başka örneğimiz saman kağıdı olabilir arkadaşlar. Üçüncü bölüme geçiyoruz. Işığın madde ile karşılaşması. Işık bir madde ile karşılaştığında arkadaşlar 3 durum gerçekleşebilir. Maddenin cinsine bağlı olarak. Eğer madde saydam bir madde ise ışık saydam maddelerden geçebilir. Yani iletilebilir arkadaşlar. Yani hava, su, cam gibi eğer madde opak bir madde ise opak maddeler arkadaşlar ışığı geçirmez. Eğer parlak bir yüzey ise parlak bir madde ise ışığı yansıtır. Saydam madde nedir? Gelen ışığı geçiren maddelere saydam madde diyoruz. Yani hava, su, cam gibi. Gölge oluşmuyor saydam maddelerin arkasında. Gölge oluşması için arkadaşlar Madde'nin ne olması gerekir? Opak olması gerekir. Işığı geçirmemesi gerekir. Şimdi örneklere bakalım. Camların çoğu saydam maddedir ve arkasındaki cisimleri gösterir arkadaşlar. Balığı burada bakın net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü arkadaşlar cam saydam maddedir. Burada hava arkadaşlar, hava, su ve cam. Bunlar en meşhur saydam madde örnekleri. Mesela elmas, şeffaf naylon poşet. İçerisindeki cisimleri net bir şekilde maddeleri görüyoruz su dedik. Şeffaf plastikler, gözlük, saat ve ampul yapımında saydam maddeler kullanılır. Yarı saydam madde nedir? Gelen ışığın bir kısmını geçiren maddelere yarı saydam madde diyoruz. Yani bir kısmını geçiriyor arkadaşlar, bir kısmını yansıtıyor. Yarı saydam maddelerin arkasındaki cisimler net görülmez. Buradaki gibi yarı gölge oluşur. Örneğin buzlu cam arkadaşlar en meşhur örneklerinden biri ya da kalın cam diyebiliriz. Kalın camlar ya da buzlu camlar yarı saydamdır ve arkasındaki cisimleri net olarak göstermez, bulanık olarak yarı gölgeli şekilde görülür. Yağlı kağıt arkadaşlar, çok ince kağıtlar da arkadaşlar e, yarı saydam olabiliyor. Normalde kağıt, e, kalın kağıtlar nedir? Opaktır. Arkasındaki cisimleri göstermez. Fakat arkadaşlar çok inceltildiğinde ya da yağlandığında kağıt yarı saydam hale getirilebilir. Tül perdeler, arkadaşlar güneşlikler perdeler opaktır bakın. Güneşlikler opaktır fakat tül perdeler yarı saydamdır. Arkasında nedir? Bulanık da olsa hafif bir görüntü oluşur. Sisli hava, sisli hava yarı saydamdır. Opak madde nedir? Gelen ışığı geçirmeyen maddelere opak madde diyoruz. Gelen ışığı arkadaşlar hiçbir şekilde geçirmiyor ve böylece ne yapıyor arkasındaki cisimler görülemiyor ve arkasında gölge oluşuyor. Bakın bu kağıdın arkasındaki kişiyi göremiyoruz. Çünkü kağıt opak bir maddedir. Gelen ışığı geçirmez. Duvar diyebiliriz. Taş, toprak, tahta, metaller, demir, çelik gibi arkadaşlar bunlar opak maddelerdir karton kalınlığına bağlı olarak arkadaşlar opak olabiliyor, yarı saydam da olabiliyor. Yani kalın mukavva mesela, kalın kartonlar, mukavvalar bunlar opak maddedir. Arkasındaki cismi göstermez. Gelen ışığı geçirmez. Fakat karton arkadaşlar inceltildiğinde yarı saydam hale gelebiliyor. Su saydamdır. Fakat derin okyanus tabanları saydam değildir. Bunlar yarı saydam ya da opak özellik gösterebilir arkadaşlar. Derin okyanus tabanları bu şekilde karanlık oluyor, ışığı geçirmiyor. Şöyle özetleyecek olursak arkadaşlar, saydam maddeler ışığı geçiriyor, arkasındaki cisimler görülüyor net olarak. Yarı saydam cisimler ise bir kısmını geçiriyor, bir kısmını geçirmiyor. Böylece arkasında arkadaşlar yarı gölge oluşuyor. Cisimler bulanık olarak görülüyor. Opak maddeler ise hiçbir şekilde ışığı geçirmediğinden dolayı arkasındaki cisimler görülmüyor ve gölge oluşuyor. Bakın burada el fenerini tuttuğumuzda cama camdan ışık geçebilirken arkasındaki cisim görülebiliyor. Yağlı kağıtta ise arkadaşlar bir kısmını geçiriyor bir kısmını geçirmiyor. Arkasındaki cisimler bulanık olarak görülüyor. Tahta ise hiçbir şekilde geçirmiyor. Çünkü opak bir maddedir tahta. Burada ise arkadaşlar bakın cam saydam maddedir. Arkasında görüntü net. Ama tül perde çekilmiş bir cam ya da buzlu cam ya da kalın cam arkadaşlar yarı saydamdır. Arkasındaki görüntü bulanıktır. Ama bir perde çekilmiş ya da kağıtla kapatılmış bir cam nedir opak bir özellik gösterir ve arkasında görüntü oluşmaz. Son bölüm olan tam gölge konusuna geldik. Işığın ulaşamadığı cismin arkasında kalan karanlık bölgeye tam gölge adını veriyoruz. Opak maddelerin ışığı geçirmediğinden ve arkasında gölge oluştuğundan bahsetmiştik. Opak maddelerin arkasında tam gölge oluşuyor. Gölge cismin şekline benzer bir şekilde oluşuyor arkadaşlar. Cismin şekli değiştikçe gölge de tabi ki değişiyor. Cisim hangi şekilde ise gölge de o şekilde oluşur. Öğle vakti güneşin gölgemizi oluşturması bir tam gölgedir arkadaşlar. Öyle öğle vakti arkadaşlar Türkiye'de öğle vakti güneş tam tepede olur ve güneş tam tepedeyken arkadaşlar gölgemiz kuzey yönüne düşer. Yön bulma yöntemlerinden de birisidir bu biliyorsunuz. Güneş batarken ise Gölge yönümüz neresidir? Doğudur arkadaşlar. Güneş doğarken ise gölge yönümüz batıdır. Gölge nasıl çizilir? Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar bu cisme el fenerini tuttuğumuzda bakın cismin tam tepe ve en uç noktaları diyelim yani alt ve üstte bulunan en uç noktalarından ışın arkadaşlar ki doğrusal bir şekilde çiziyoruz. Bu ekrana yansıtacağız şimdi bunun gölgesini. Bakın bu noktadan arkadaşlar tek bir noktadan başlatıyorsun iki çizgiyi. Doğrusal şekilde çizdiğinde en uçlarından çizgi ışınları geçiriyoruz ve ekran arkadaşlar bu şekilde uzatıyoruz. Doğrusal şekilde çizdiğimizde görüntü burada bu şekilde oluşur. Gölge bu şekilde çizilir. En uç noktaları arkadaşlar üst ve altta bulunan en uç noktalarından geçirmemiz gerekiyor doğruyu. Başka bir örnek yapalım başka bir cisimle. Bakın bu şekilde en uç noktaları alıyoruz üstten ve alttan. Tam gölge konusundan. En çok soru gelen bölüm arkadaşlar. Işık kaynağını cisme yaklaştırırsak ne olur? Cismi diyor ışık kaynağından uzaklaştırırsak ne olur? Gölge büyür mü? Küçülür mü? Bu tarz sorular çok fazla çıkıyor. Işık kaynağını eğer cisme yaklaştırırsak ya da cismi ışık kaynağına yaklaştırırsak ya da şöyle diyelim. Işık kaynağı ve cisim birbirine yaklaşırsa arkadaşlar daima ne olur? Cismin gölgesi büyür tabii ki arkadaşlar. Evet bunu bir not edelim. Bunu çok iyi bilelim. İkinci durumumuz şu. Cisimle gölgenin düştüğü yüzeyi birbirine yaklaşırsa ne olur? Yani bu yüzeyi yaklaştırırsak cisme. Ya da cismi bu yüzeye yaklaştırırsak arkadaşlar. Tabi ki ne olur? Cismin gölgesi küçülür. Bunu arkadaşlar evinizde deneyebilirsiniz. Evinizde cep telefonunun ışığıyla basitçe duvara yansıtarak bunu deneyebilirsiniz. Basit bir deney. Gölge günlük hayatta da kullanılabiliyor. Gölge oyunları, Hacivat Karagöz oyunları bunlara örnek olarak verilebilir. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar.